Aman Hakan, çocuk gibisin, yapma. Tabii çocuk gibiyim. Çocukluğumu çocukken yaşayamadım ki. Bırak da bari şimdi yaşayayım. Gördün mü yaptığını, çocuğu ağlattın. Gel yavrum gel. Halimiş şu benim babanın oğlum yüzünden. Koçum benim. Ah canım. Hadi. Ah güzel oğlum benim. Ah güzelim benim. Ah canım. Ah. Hadi hop bakayım. Ah, canım benim. Hadi bakalım. Kalk. Gözü kör olası kalk. Kahveye geç kalacaksın. Allah senin gibi kadını kahretsin. Ulan ne şanssız adamım ben be. Kahveye geç kaldım değil mi? Git bakalım git. Murat! Bugün ayın kaçı oldu, hala parayı getirmedin. Daha 2 gün geçti. Biraz eksiğim vardı da. Parayı alırken iyi. Vermeye geldi mi tamam. Yarın gerisini isterim. Video almasını iyi biliyorsun. Hay Allah. Rastgele. Sağ ol. Hey, çok derine daldın. Patronun dalgası o be. Başımıza iş mi açacaksın? Sana ne lan, işine bak sen. Sen de işine bak. Tut şunu. Rastgele. Seninki yine kontrole geldi. Patronumuz normaldir. Eyvallah. Denizi kurutmaya gidiyorum. Ne var ne yok yakalayıp geleceğim. Bir lokma bir şey ye bakalım. Aç karnına olur mu hiç, hadi. Sağ ol. Rastgele. Rastgele. Sağ ol. Bakalım. Şimdi de senin yemeğini hazırlıyorum. Nasıl? Çok tutmuşsun. Aha. Ulan Dursun, ne paran varmış, saya saya bitiremedin. Yok be, aylıklar geldi de. Ulan milletin kanını emdin, faiz ala ala kimse de para bırakmadın. Bütün tüccar yazın sana çalışıyor. Ben şimdi geliyorum. Kız helal olsun. Bizi unuttun bugünlerde. O ne demek ağam? Emret Naciye kulun yatağına çarşaf olsun. Ne de hoş gönül alırsın. İşvelim benim. Ağam, çok geç kaldım. Bizim doktor Nalet'tir, biliyorsun. Bu gece kapıyı aralık bırakacağım. Fazla bekletme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur. ...2500 kağıt anca eder. Sen şaşırdın galiba. En az 15.000 lira eder bunlar. 2500 bile fazla. Hadi al 3000 lira. Ne düşünüyorsun? Sermayen ne ki? Kıçı kırık bir sandal, birkaç da soluk. Ver gitsin be Hakan. Ya Rüstem, sen akıllanmayacaksın vallahi. Hala bu adamın malını alıyor musun? Acıyorum kerataya be terata. Merhametten maraz doğar efendi. Nankar adamlar kıymet mi anlar? Ben yıllarca teknemde çalıştırdım, reis yaptım. Reis olunca ayranı kabardı, sonu ne oldu? Öteki tayfaları daha çok pay diye isyana teşvik etti. Hakkımızı istedik. Bu devirde 3.30 paraya adam çalıştırılmaz. Hep bana Rabbena, yok öyle şey. Yüzüne gözüne Dursun. Zamanında sizin işkembelerinize boş komadım. Doğru. Kuru ekmeğe talim ettik be günlerce. Şimdi neye talim ediyorsun? Açlıktan miden kurudu be. Artık istesen de seni değil reis, kumanyacı bile almam. Bu çulsuz ağa kıymeti ne bilir be Talat? Ya bunlar ne biçim insanlar? İstiyorlar ki hakları olsun olmasın yedirelim, içirelim, giydirelim, karılarının koynuna sokalım. Oh ne ala memleket. Boş ver be muhtar. Siz var mısınız 6 kol iskambile ha? Hüsnü, getir şu yeni desteği. Vallahi borcunuz çoğaldı. Parayı alamazsam süt veremeyeceğim. Ben de sıkıntıdayım. Borcumuz ne kadardı? 3500 lira. Ya. Bütün paramız bu kadar. Gerisini sonra veririm. Kusura bakmayın. Artık size süt veremeyeceğim. Zaten bugün de sütüm bitti. Çocuk aç, ne yapacak? Allah kahretsin. Üzülme canım. Abine git biraz süt iste. Ondan bir şey isteyecek yüzüm kalmadı artık. Bu gidişle aramız bozulacak. Ama çocuk aç, yoktan anlamaz ki. Peki. Abi. Gene ne var? Ne olacak, yine bir şey istemeye gelmiştir. Evet, çocuk için biraz süt isteyecektim. Yetti artık, zırt pırt bir şey istemenden de bıktım artık. Biz Kızılay mıyız? Yok işte, başka kimsem yok. Eleme avuç açayım istiyorsunuz. Doldur şunu. Bu son ha. Bundan sonra zırnık istesen vermem. Tamam abi tamam. Yaza hepsini öderim. Oğlum yaza daha 1 sene var. Bizde de yok. Restoranda bu sene işler iyi gitmedi. Yazın çalışıp kışın yiyeceğiz. Sağ ol yenge. Allah'a ısmarladık. Aa, hadi gül biraz. Allah sağlık versin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Parası yokmuş. 3 milyon başlık verip köyden çocuğu yaşında kız alıp kendine karı yapıyor. Bir de parası yokmuş. Godoş. Al bakalım. Ha? Hadi. Nerede kaldı bu baban? Nerede kaldın Hakan? Merak ettim seni. Bugün tuttuğum balıkları kasabaya götürüp orada sattım. Burada doğru dürüst para vermiyor bu üçkağıtçılar. 15.000 liralık balığa dün 3.000 lira verdiler. Mutfak ve sizin için bir şeyler aldım. Çocuğa da hazır mama aldım tabii. Al bakalım. Sağ ol. Oğlum, ne haber koçum? Ne oldu canım? Daldın yine, bir şey mi var? Yok bir şey. Öyle birdenbire içim geçti. Biraz sonra hazırlarım yiyeceğini. Çay da ister misin? İsterim. Akrep! Nerede? Omzunda! Allah kahretsin! Gömür! Oğlum! Yavrum! Koçum benim! Yavrum! Ne oldu? Ne var? Hasan'a akrep soktu. Çocuğum ölüyor! Yavrum akrep soktu! Doktor! Doktor gerek! Ne duruyorsun? Bir doktor çağırsana! Bu mahalleye doktor gelmez ki. O halde biz ona gidelim. Hadi. Çocuğumu akrep soktu. Çok acele doktora götürmezsek ölecek. Talat ağaya bir söyleseydik. Sen ne diyorsun be? Çocuğum elden gidiyor. Binin. Ne var? Ne istiyorsunuz? Yavrumuzu, çocuğumuzu akrep soktu. Bir doktorun bakması gerek. Bekleyin, doktor müsait mi bakayım? Ne var? Bir balıkçı. Dediklerine göre çocuklarını akrep sokmuş. Akrep sokmuş pis balıkçılar. Onları iyileştirmekten başka işim yok mu benim? Doktorum ben, baytar değil. Göndereyim o halde. Gönder. Bir dakika, parası var mı? Yoktur ama. Bunların hiçbir zaman parası olmaz. Dünyada bir tek ben beleş çalışmak zorundayım sanki. Bak bakalım parası var mıymış. 5.000 liradan aşağı elimi bile kirletmem. Peki efendim. Tedavi için ödeyecek paranız var mı? Var tabii, 2.000 lira. Bir dakika bekleyin. Doktor sokağa çıkmış. Önemli bir hasta için çağırmışlar. Ne yapacağız şimdi? çocuğu. Ninem öğretmişti, zehri çekermiş bir ört. Dur ya. Geçti işte. Dur. Allah'ım! Sana daha yakın olmak için çıkabileceğim en yüksek noktaya geldim. Ne olursun yavrumuzu bize bağışla. Hayatta ondan başka neyimiz var ki ha? O bizim canımız, kanımız, servetimiz. Yüce Allah'ım onu bize bağışla. İyice kendine geldi. Evet galiba. Ah canım. Neşe, çocuğu eltine bırak da biraz dolaşalım. Canım sıkılıyor. Ey büyük Allah'ım. Sonunda bizi de güldürdün ha. Neşe! Neşe şuna bak! Aa, nereden buldun onu? Denizden. Of, amma da ağırmış. Kız bu altın galiba. Aa, çok para eder mi? Bilmem, eder herhalde. En az 5 kilo var, yaşadık. Harika bir şey değil mi? Zengin olduk. Desene gerçekten zengin olduk. Hadi yatalım artık ha. Ateşi var. Yarına kadar dayanırsa iyi. Sabahla hayrola. Hadi yatalım. Bu çok güzel işte. Güzel ne demek? Milli piyango bu be. Ondan payını almaya bak. Ne de olsa kardeşin. Kardeşlik hakkın var. Zengin oluruz valla. Sen merak etme. Muhakkak bir şeyler koparmaya bak. Yoksa başının etini yerim, bilmiş ol. Tamam tamam. Uyuyamadın mı? Uyku tutmuyor valla. Beni de. Hakan dün denizden ganimet çıkarmış. Değil mi? Vallahi. Aa, hadi ben kahvaltıyı hazırlayacaktım. Doğru mu kız? He ya. Hey ağla. Hakan denizden ganimet çıkartmış. Haber duydunuz mu? Hakan denizden ganimet çıkartmış ağam. Ne? Vay canına. Yıl uğursuzun. Vay Siddik'le Hakan vay. Vallahi kral kahvaltısı gibi oldu. Hakan! Hakan! Çocuk hasta diye bizimki bir şeyler hazırlamış da. Hakan! Bak abin kardeşi olduğunu aman hatırlamış. Aman yenge! Merhaba. Çocuk nasıl? İyice. O ne o? Gömleğinin altında ne saklıyorsun sen bakayım? Ha? Şey oldu, bir şey değil. Çek elini. Dün Batık şehrin orada ağa takıldı. Çok para eder yahu. Zengin oldun artık sen. Hele biz satalım da. Altın lahit mi dedi? Evet. Zengin oldular desene. Öyle. Çok mu değerliymiş? Milyonlar edermiş. Hem de antik değeri de varmış. Oğlunu akrep sokmuştu. Ben tedavi ediyorum. Benim hastamdır. Öyle değil mi? He? Hı. Ya. Tamam Dursun abi, sen merak etme. Ben lahiti sana alırım, sen de benim borcumu silersin. 1 milyon da sana avantadan üste veririm. Hadi eyvallah. Güle güle. Bugünlerde de işler bıçak gibi kesildi. Hey, haberiniz var mı? Hakan kocaman bir lahit vurmuş. Hem de 6. Vay be, adamdaki şansa bak, helal olsun. İşler nasıl Mehmet Bey? İşler malum, sezon öyle biliyorsun. Eğer para için geldiysen daha zamanım var. Yok yok, sıkma canını, başka bir iş için geldim ben. Bizim balıkçı Hakan altın bir lahit buldu. Satmak için sana getirirse sadece altın değerini vereceksin ona. Peki antik değeri yok mu? Var tabi, biz de onu ele geçirmeye çalışıyoruz. Sen verdiğin paranın 2 mislini benden alacaksın. Çok daha fazla eder. Bana bak, bu işe fazla kafanı takma. Sana oturduğun yerde para kazandırıyoruz. Yoksa alacaklarımı şimdi isterim ha. Peki efendim. Hadi eyvallah. Koçum benim. Hakan! Hakan! Bir bak. Hop benim oğlum. Tamam yavrum, tamam güzelim, tamam. Geldim, geldim. Ah, doktor bey, iyi ki geldiniz. Merak etmiştik sizi. Merak edilecek bir şey yok, çocuğunuzu iyileştireceğim. Hiç korkmayın. Yani iyileşecek mi? Tabii tabii. Tam tahmin ettiğim gibi. İyileşecek. Yani zehri atabilecek mi? Tabii tabii. Al bakayım yavrum. Al bakayım abisinin kuzusu. Aferin. Zehri yendim sayılır. Yarına turp gibi olur. Hiçbir şeyciği kalmaz. Geçmiş olsun. Ha, paramı ne zaman vereceğinizi düşünmeyin sakın. Hiç önemli değil. Ben insanlık vazifemi yapıyorum. Allah'a ısmarladık. Faydası olacak mı acaba? İnşallah. Hadi benim canım, al. Bu arada sana da iş düşüyor Naciye. Ben de gideyim artık, doktor bekliyor. Al bakalım şunları. Sağ ol. Ne diye bizi bekliyorsun? Sen yalnız gidip sat. Biz birbirimiz için yaşıyoruz. İstiyorum ki birlikte gidelim. İyi ama çocuk daha tam manasıyla iyileşmedi ki. Hakan, muhtar seni istiyor. Oldu, geliyorum. Oldu. Merhaba Akın abi, ben de size süt götürüyordum, benden abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Neredesin be evlat? Geç otur. Çocuk nasıl? Doktor geldi, iyi oldu. Gözün aydın o halde. Çay içer misin? Yahut kahve. Sağ ol, içmem. Sen bilirsin. Ha, duyduğuma göre altın bir lahit bulmuşsun. Evet. Senin namına çok sevindim. Bilirsin, seni öz evladım gibi severim. Sağ ol. Kaç zamandır senin oğlanın nüfus kağıdını çıkarmadın? Sen yardımcı olmadın. Tövbe de, ne demek o? Bir ayağına kapanmadığım kaldı. Neyse, boş ver. Tamam canım, boş verelim bunları. Bir ihtiyacın var mı? Söyle, para, pul, yiyecek, giyecek. Ben sizin gibileri düşünmeyeceğim de kimleri düşüneceğim? Sağ ol, bana müsaade. Aa, otur bakalım. İstersen bana ver, bende dursun. Ben onu iyi korurum. Benden güvenli birisini bulamazsın. Sağ ol, o güvenli bir yerde. Aklında olsun ha. Ayrıca o tarihi eser sayılır. Yanlışsın muhtar, ganimet o, ganimet. Beni Rüstem yolladı. Sor bakalım Hakan'ın bir şeye ihtiyacı var mı diye. Ne isterse temin etmeye hazırım diyor. Vay godoş vay. Git işine be kızım, git. Hakan, Hakan kalk, bir ses duydum, dışarı bak. Tut şunu. Ne arıyorsun lan burada? Defolun! Köpekler sizi! Defolun! Geberteceğim ulan sizi! Geberteceğim! Ölümü öp yapma! Yavrumuzu düşün! Merhaba Dursun. Ben de sana gelecektim lahiti satmak için ama çocuk iyileşmediği için gelemedim ne yazık ki. Ben de onun için gelmiştim. Getirsene şuna bir bakayım. Neşe, lahiti getirsene. Altın ama ayarı düşük. Vallahi bana 10 milyona yarar. 10 milyon mu? Burada 5 kilo altın var be. Allah'tan kork. İyi iyi, 20 olsun. Olmaz. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Sana satmıyorum. Hadi güle güle. Sinirlenme Hakan. Gel içeri. O lahiti nasıl elde edebilirim? Düşünmekten beynim karıncalanıyor. Sen bir şeyler bulursun. Hakan. Buyur etmeyecek misin? Buyur. Bak Hakan, eline büyük bir değer geçti. Bunun kıymetini bil. Zamanında bir takım sürtüşmelerimiz oldu. Ama ben hepsinin üstüne sünger çektim. İstersen seni kendime ortak ederim, reis olursun. İşine hiç karışmam. Senin hiçbir şeyini istemem. Aptalsın sen. Lahitin değeri teknelerimin 1/10 etmez. Hem bana versen ne olur? Ötekiler seni kazıklayacak. Zor biraz. Hem başına bir sürü bela gelebilir. Defol başımdan. Pekala, benden günah gitti. Son pişmanlık fayda etmez. Bunu unutma. Üzülme, boş ver hadi. Koçum benim. Selamünaleyküm. Buyurun efendim. Merhaba. Bunu sana satmak istiyoruz. Altın değerinden tartar alırız. Olur mu ya? Bunun antik değeri yok mu yani? Vallahi bize öyle yarar. Oğlum bunlar öyle soyucu. Gel bir de Hüsamettin'e gidelim. Durun. Değerinden 1 milyon fazla veririm. Hele biz bir başkasına gösterelim. Yine geliriz. Durun ya, gitmeyin. 2 milyon. Biz hele bir başkasına gösterelim de. Selamun aleyküm Hüsamettin. Kardeşimde altın bir lahit var. Değerini verirsen sana vereceğiz. Vallahi bana altın değerinden fazla yaramaz. Ben de alıp vereceğim. Bunlar sözleşmiş be abi. Ucuza elimden almaya bakıyorlar ama havalarını alırlar. Değerini bulmadan satmam. Yürü. Bir dakika. Hele şuna bir bakayım. Haylarmış. Ama kimse altın değerinin üstünde para vermez. Ben senin hatırın için 5 milyon fazlasını alayım dedim. Olmaz. He de yahu, dünyanın parasını alacaksın. Olur mu be abi? En az 10 misli eder. Bizi kandırıyorlar. Ben de götürür şehirde satarım. Satarsan altın fiyatının 2 katını veririm. Bana satmasını temin edersen açıktan sana da 10 milyon veririm. Hakan, dur. Bu kadar bencillik yeter. Eline bir hazine geçirmişsin, hepimizi oynatıyorsun. Şu halimize bak, harabelerin içinde sürünüyoruz. Sat şunu Dursun ha, bana da birazını ver, kurtulalım şuradan. Şehre yerleşelim, ufak bir iş tutalım, hayat çizgimiz değişsin. Yeter artık be, eline kaldık bekliyoruz. Bir şeyler yap. Ya ulan abi, hala anlamıyorsun. Bu 3 kağıtçılar bunu elimden 3.30 paraya almak istiyorlar. Son teklif ettikleri para ilk teklif ettiklerinin 10 misli fazlası. İyi ya işte, hemen ver. 10 misli fazla diyorsun, daha ne istiyorsun oğlum, versene. Bunu şehirde satacağım. Çok daha fazla edeceğine inanıyorum ben. Allah kahretsin seni. Bunların hepsi sahtekar. Abim dahil bütün köy, kasaba hepsi sahtekar. Allah kahretsin. Ancak uyuttum çocuğu. Büyüdükçe yaramazlaşıyor namussuz. Benim iş benim o. Tamam babası. Evet. Hastamız nasıl? Ah, buradaymış. Doktor amcası. Siz nasılsınız? Ben güzel yani. Seni yedi mahallenin sürsün seni. Herkes bildi sıra kocama mı geldi? Yürü buradan defol. Bir dakika, aman efendim, bizim kötü bir niyetimiz yoktu ki, sadece lahiti... Sen de defol, kafanı kırmayın. Tamam. Hakan'a bir şey olacak diye içimi yiyor. Niye kız? Korkacak ne var? Sevinmen lazım. Artık zengin sayılırsınız. Sevin, sevin. Hadi ben gidiyorum. Şehre gidiyoruz. Lahiti satmaya. Bu saatte mi? Evet. Kimse uyanmadan kasabanın arkasından gidelim. Herkes üstüme geliyor. İçimde kötü hisler var. Birkan abi! Ne var? Hakan abi geldi, çocuğu ölmüş galiba. Oy anam, oy!